Allah mutlak adildir. Hiçbir kuluna zerre kadar haksızlık yapmaz. Bu ölçü kapsamından bakarak Kur'an'daki konuları düşünmemiz, tartmamız, anlamaya çalışmak gerekir. Yoksa bu doğrultuda bakmazsak haşa adaletsiz bir ilah anlayışı oluşur. Bu haşa. Allah bütün adaletsizliklerden münezzehtir. Allah mutlak adil olandır. Hiçbir kuluna haksızlık yapmaz. Allah torpil ve kayırmacılık yapmaz. Ceza da ödül de kişiseldir. Kur'an cennet ve cehennemlik olmayı bir kimsenin neyi hak ettiğine göre belirleneceğini yüzlerce ayette açıkça söylemektedir. Kişinin kurtuluşunun ölçüsü İslam'da Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımızda açık açık bellidir. İman ve salih amel doğrultusunda yapılan davranışlar, iyilikler ve güzellikler. Kim neyi hak etmişse yalnızca onun karşılığını alacağını, bunun dışında başka hiçbir şeyin belirli olamayacağı kesin bir dille ifade etmektedir. Şefaat konusu bu bağlamda ve Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Şefaat konusu Kur'an'ın anlam bütünlüğü içinde anlam verileceğine, bu bütünlük dikkate alınmadan anlam verilmektedir. Aslında şefaat konu edinen ayetlerin tamamı birlikte ele alınarak o da konunun anlaşılması için yeterli olacaktır. Yani şefaat konusu Kur'an'ın yaklaşımı, Kur'an'ın oluşturduğu o keyfiyet bütünlüğü ayetlerin bütünlüğüne bakılarak sonuca ulaşılabilir. Yoksa birilerinin söylemesiyle, parçacı yaklaşım ile bir çıkarımda bulunması, kendi çıkarları doğrultusunda bir anlam dünyası oluşturması bir çarpıtmadır, ifsattır. Kesinlikle bütün ayetlere baktığımızda o anlam bütünlüğünde müşriklerin beklentilerine reddiye var. Müslümanların da anlam dünyasını Allah inşa etmektedir. Şefaat olayı yok, torpil olayı yok, tabiri caizse kıyak geçme olayı yoktur kesinlikle. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Mutlak yargılayıcı olan Allah'tır, mutlak hakim olan Allah'tır. Kişiyi bağışlayacak merhameti sonsuz olan Allah'tır. Yani birileri çok merhametli, haşa Allah'tan daha merhametli olarak birilerini kayırması, gözetmesi, bağışlanmasına vesile olması gibi olaylar yoktur. Müslümanların büyük bir çoğunluğu Kur'an'a aykırı şefaat anlayışına sahiptir. Hesap günü şefaat edeceklerine inandıkları kimselere muhtaç olacakları inancıyla onlara saygı duymakta büyük bir bağlılık içine girerek Allah'a yaptıkları kulluluktan daha fazla onlara kulluluk eder hale gelmektedirler. Yani birilerini beşer kapsamının üzerine çıkararak kişileri tabiri caizse melekleştirmek, kutsallaştırmak ya da putlaştırmak yanlıştır. Kişinin imanı ve salih ameli yaptıkları kişinin kendisini bağlar. Birileri onlar üzerinden kişiyi putlaştırması yanlıştır. En güzel örnek Allah Resulü'dür. Onu örnek alırız ama hiç kimseyi putlaştırmayız. Allah Resulü bizim için en güzel örnektir. Veli, evliya ve gavs dedikleri kişiler de kendileri için yaşarlar. İnsanlara doğru ve dürüst olur işi ehliyet sahibine bırakırlarsa bunlar örnek sahibi olurlar. Yani kişileri kutsallaştırmak, putlaştırmak, melekleştirmek kesinlikle yanlıştır. İslam'ın ölçüsünde böylesi anlam dünyası oluşturmak yanlıştır. Diğer yandan da nasıl olsa Nebi'nin ümmetinin tamamına şefaat ederek bağışlanmalarını sağlayacak inancı Müslümanlarca dinde temel anlayış haline geldiğinde birçok kimse nasıl olsa şefaat edilerek bağışlanacağız düşüncesiyle şeytanın yönlendirmelerine açık hale gelmektedir. Yani Allah'ın ölçüsünde kişi nefsine uyarak gevşeklik gösterir. Allah'ın ölçüsünde belirtilen istikamet, anlam bütünlüğü çok farklıyken insanlar rehavete sapmaktadırlar, nefislerine uymaktadırlar. Nasıl olsa birilerinin yardımıyla kurtuluruz anlayışı kişilerin ahiretinin hüsrana uğramasına neden olma durumu riski bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar işledikleri günahlardan dolayı görecekleri cezadan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti oldukları için Nebi'nin şefaatiyle kurtulacaklarına inanmaktadırlar. Kesinlikle böylesi beklentiler Allah'ın ölçüsüne uymamaktadır, yanlıştır, boş beklentileridir. Bu tür yanlış inançlardan dolayı İslam yaşanan hayatın belirleyicisi olma imkanını yitirmiş, yavan, ruhsuz, sağır, kör, dilsiz bir inanca dönüşmüştür. Yani dinin ruhu, dinin yapısı, anlam bütünlüğü insanlardan uzaklaştırılmıştır.
Kelime-i şehadeti getiririm, kurtulurum. Özel geceleri, kandil gecelerini değerlendiririm, kurtulurum. Hacca giderim, günahları sıfırlarım anlayışı. Tabiri caizse kendini uyanık zannetme, uyanık geçinme anlayışıdır. Bu İslam'ın bütünlüğünde olmayan bir yaklaşımdır. Allah bir ömür, bir ömür doğumdan ölüme kadar her daim kişinin uyanık olması, kişinin tetikte olması, iman ve salih amel kapsamında hasenat, salihat kapsamında hayatında güzellikleri artırması lazım. Allah'ın yolunda olması, ubudiyet kapsamındaki ibadetleri ifa etmesi gerekir. Kazançlarının zekatını, sadakasını, infakını yapması lazım. Hasenatını hayatında artırması lazım. İhtiyacı olan kişilerin ellerinden tutup hayata bir güzellik bırakması, hayata bir ruh, bir aydınlık bırakması, insanların gönüllerinde güzellik oluşturması lazım. Eğer kişi sadece kıl beşi kurtar başı anlayışına gömülürse, bu yanlış bir anlayışla inşa olduğunu gösterir. Bu İslam'ın ruhunda eksik olan bir anlayıştır. İslam'a uymaz, eksik kalır. Bütün dinlerde inanç ve anlayışlarda bulunan şefaat inancı Mekke dönemi müşriklerinde de çok önemseyip öne çıkardıkları anlayıştı. Müşrikler Resul'ün yaptığı şirksiz iman çağrısını reddediyor, inandıkları ve kutsal varlıklar olarak gördükleri Lat, Uzza, Menat gibi ilahların kendilerine şefaatçi olduklarını, olacaklarını söylüyorlardı. Allah da onlara verdiği cevapta şefaat etmenin yalnızca kendisine ait olduğunu, kendisinden başka hiçbir varlığa şefaat etme hakkını vermediğini ve vermeyeceğini açıkça söylüyor. Evet, işin özü burada. Allah şefaat konusunda müşriklerin oluşturdukları, iddia ettikleri o tabiri caizse teoriye karşı, o anlam dünyasına karşı Kur'an'da ayetleriyle olmadığını açık açık belirtiyor. Böylesi bir iddianın yanlış olduğunu, boş olduğunu belirtmektedir. Allah Resulü de taviz vermeden bunu herkese anlatmıştır. Somut olarak göstermiştir. Yani kulların anlam dünyasının inşa olmasında yol göstermiştir. Bu doğrultudaki beklentilerin boş olduğunu söylemiştir. Allah'ın dilediğine şefaat etme hakkı vereceği şeklindeki ibarenin yer aldığı ayeti öne sürerek bundan sanki Allah'ın bazı kimselere şefaat etme hakkı vereceğini ileri sürenler, Allah'ın kimseye şefaat etme hakkı vermeyeceğini apaçık şekilde ifade eden ayetleri dikkate almıyorlar. Müşrikler beklentileri ayetler doğrultusunda, yani onlar bize şefaat edecek, melekler şefaat edecek, nebiler şefaat edecek, bizim önderlerimiz, liderlerimiz şefaat edecek, Lat, Menat, Uzza şefaat edecek tarzı söylemlerine, onlara şefaat hakkını kim verdi, kim vermekte? Allah mı dilemektedir? Allah dilemezse kim ne yapabilir? Yani Allah onlara müsaade etmeyeceğini belirtiyor. Allah onlara müsaade edecek diye bir şey söylemiyor. Tamamen insanı yargılama Allah'a aittir, bağışlama Allah'a aittir, şefaat Allah'a aittir. Allah hiç kimseye bu doğrultuda bir ayrıcalık, bir inisiyatif özellik vermemektedir. Kur'an'da çelişki olmayacağına göre o halde bu ayette ne demek istenmektedir? Aslında ayette söylenmek istenen şudur. Ey müşrikler! Hiçbir varlık ve güç kendiliğinden şefaat etme gücüne ve hakkına sahip değildir. Hiç kimse şefaat edemez. Çünkü böyle bir hakkı sadece ben verebilirim Allah diyor. Müşrikler şefaat edecek aracılarında aracılar oluşturmuşlar. Aracılardan şefaat bekliyorlar. Bize şefaat edecekler tarzı beklentiler ve söylemleri var. Allah da diyor ki ben size şefaat hakkı vermedim. Allah dilemedikçe onlar size şefaat mi edecek? Yani Allah size müsaade etmez. Yani Allah size müsaade etmeden siz kendinize hangi neye dayanarak böyle şeyler söylüyorsunuz? Kendilerince din oluşturmuşlar. Rahipler, ruhbanlar din oluşturmuşlar. Böyle bir şey yok. İnsanların kendi zanlarıdır. Çünkü böyle bir hakkı sadece ben verebilirim. Sizin şefaat etmeleri için yöneldiklerinizin kendilerinden böyle bir güce sahip olamayacaklarını bilin. Ben, nebiler de dahil, şefaat etme hakkını hiçbir varlığa vermedim. Bu müşriklerin şefaatin Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu